Salli ala Resulullah Muhammed. Elhamdülillah, 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 Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar, cümleten dersimize hoş geldiniz. Bu akşamki birinci dersimizde inşallah birinci mektuptan bir bölümünü okuyup vaktimiz kalırsa da bir iki sualin cevabı olan bir iki paragraf da okumayı düşünüyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Dört sualin muhtasar cevabıdır. Dört tane sorunun muhtasar cevabını Bediüzzaman Hazretleri veriyor. Özellikle bu mektubat mecmuası Saffa Elbel abilerimizden Hulusi abinin ve diğer abilerin sualleriyle teşekkür eden bir risale. Dolayısıyla o abilerimiz hakikaten çok güzel sualler sormuşlar. Üstadımız da güzel cevaplar vermiş. Biz de inşallah istifade etmeye çalışırız. Birinci sual, Hazreti Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? Bu deprem haberlerinde bir tanesi kurtulanlardan, işte enkazdan çıkarınca yahu demiş, ben Hızır'ı çağırdım, siz geldiniz o kurtarma ekibine. Demek ki Hızır Aleyhisselam devrede. Yani o enkaz altından hakikaten kim bilir ne çok şeyler, hadiseler yaşandı. Ufak tefek anlatılıyor ama daha sonra inşallah daha çok duyarız bunu. Şimdi Hazreti Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? Soru bu. El cevap hayattadır. Fakat meratibi hayat beştir. Hayat mertebeleri beştir. Şimdi bizim bildiğimiz üç tane üstad beşe çıkardı, beş katlı oldu. Yani biz kaçıncı katta yaşıyoruz? İnsan merak ediyor değil mi? Hayatın kaçıncı katındayız? Değil mi? Depremde soruyorlar, kaçıncı kattan düştü, indi, çıkarıldı falan. Biz neredeymişiz? Bir ona bakalım inşallah. Evet, demek ki hayat mertebesi beştir. O ikinci mertebededir. Hızır Aleyhisselam ikinci katta. Bu sebepten bazı ulema hayatından şüphe etmişler. Şimdi biz birinci kattayız ya, bizim katta göremeyince diyoruz ya, yok herhalde Hızır Aleyhisselam yaşamıyor. Ama o bir üst katta. Bakalım daha üst katlarda ne var? Evet, birinci tabakayı hayat bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir. İşte yaşadığımız şu hayat çok kayıtlarla sınırlı. İkinci tabakayı hayat Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Çünkü ikinci kattaki hayat sahipleri bir derece daha özgür, serbest. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimi mukayyet değillerdir. Yani bizim gibi yeme içme uyuma gibi beşeri insani ihtiyaçlar onları sınırlamıyor. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler. Yani vaziyeti çaktırmamak için oturur seninle yemek yer, su içer. Fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Bizim gibi yeme içmeye yaşamak için zorunlu değildir. Tevatür derecesinde ehli şuhut ve keşif olan evliyanın, yani çok rivayet edilme, çok kanalla rivayet edilmiş ki, ehli şuhut ve keşif olan evliyanın, yani bu gaybi hakikatleri gören, müşahede edebilen, keşfedebilen evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Yani Hızır'la olan bu Evliyaullah'ın bu maceraları bizim bu ikinci tabakadaki Hazreti Hızır'ın bulunduğu o hayatı ispat eder. Hatta makamat-ı velayette bir makam vardır ki, yani seyr-i sülük'e girip de velilik makamlarında böyle yükselirken seyr-i sülük sırasında bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır. Ve Hızır ile görüşür.
Yani hakikaten bu maddi tahsil gibi manevi seyrisülük de yani ilk orta lise, üniversite gibi böyle yükseliyor. Dolayısıyla şimdi liseye gelmiş birisi lise hocalarından ders alır. Üniversiteye geçince üniversite hocalarından. Yani bulunduğu dereceye göre, gelişim derecesine göre ders de ona göre gelişir. Hocalar değişir. İlkokulda profesör olmaz ama üniversitede profesör ders verir mesela. Evet, demek ki o seyrisülük sırasında Hızır makamı tabir edilen yere gelen bir veli Hızır'dan ders alır. Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi, çünkü o makama geldiği zaman Hazreti Hızır'ın özelliklerini göstermeye başlıyor. Hızır gibi davranmaya başlıyor. Yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Ha bu sefer o veli zat Hızır zannedilir. Çünkü o özellikleri gösteriyor ya. Üçüncü tabakayı hayat, Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki, şimdi bu hayat tabakalarında da yalnız değil bunlar. Bakın Hızır, İlyas Aleyhisselam'la beraberdi onlar. Üçüncü tabakayı hayat, üçüncü kat hayat tabakası, Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki, beşeriyetle vazımatından tecerrütle. Şimdi Hazreti Hızır'da insanlık ihtiyaçlarından kısmen kurtuldu. Yeme içme gibi ihtiyaçları yok. Ama bu üçüncü kat İsa Aleyhisselam ve İdris Aleyhisselam'ın hayat tabakalarında tamamen insanlık ihtiyaçlarından sıyrılıyor. Melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta nuranileşir, maddesi nuranileşir, enerji beden haline dönüşür bir nevi. Adeta bedeni misali letafetinde, misali beden latifliğinde ve cesedi necmi nuraniyetinde yıldızlaşmış, yani enerji boyutuna geçmiş bir dünyevi ceset nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Ha, dünyevi cisimleri, cesetleri var ama nuraniyet kesbetmiş bir nevi enerji boyutuna geçmiş. O haliyle üçüncü kat semada bulunurlar. Ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam gelecek, şeriat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam ile amel edecek. Mealindeki hadisin sırrı şudur ki, rivayetlerde var. Ahir zamanda İsa Aleyhisselam gelip Mehdi Aleyhisselam'la beraber inkâr-ı uluhiyete karşı mücadele edecek. Onun zamanına zaman, ahir zamanda felsefi tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfriye, yani bu materyalizm, komünizm, tabiatperestlik anlayışının, ateizmin verdiği o inkar cereyanına ve inkar uluhiyete karşı, yani hiçbir ilahı, hiçbir dini kabul etmeyen bir anlayışa karşı, İsevilik dini tasavvi ederek, İsa Aleyhisselam'ın mensubu olan İseviler saflaşarak, Hristiyanlar tasaffi ederek, saflaşarak ve hurafattan tecerrüt edip, işte o teslis gibi efendim semavi olan mesaja, vahye uymayan bazı durumlardan kurtulup, sıyrılıp İslamiyet'e inkılap edeceği bir sırada, yani tam İslam'la omuz omuza gelip böyle bir olacağı bir sırada, daha olmadan önce, nasıl ki İsevilik şahsı manevisi, vahyi semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür. Şimdi dünyadaki bu komünizm belasını, bu inkar-ı uluhiyet, materyalizm belasıyla en çok mücadele etmesi gereken Müslümanlar. Ama tek Müslümanlar bu işe kafi gelmedi. Hristiyan alemi de baktı ki bu iş çok hakikaten dehşetli. Yani bu komünizm, ateizm, materyalizm hiçbir şeye benzemiyor. Hani eskiden Haçlı seferleri çekiyorlardı, kılıcı Müslümanlarla savaşıyorlardı ama hani bir nevi din savaşı, biz haklıyız, siz haklısınız gibi. Fakat bu gelen komünizm, inkar-ı uluhiyet fikri o kadar dehşetli geliyor ki
artık tek Müslümanlar, tek Hristiyanlar bunun altından kalkamıyor bu mücadelenin. Dolayısıyla aynı güç birliği yapıp bu ortak düşmana karşı. Çünkü komünizmde ne aile düzeni var, ne sosyal bağlar var, ne din anlayışı. Din afyondur diyor. Her türlüsü. Yani sadece Müslümanlık, Hristiyanlık, işte Yahudilik falan değil. Her türlüsünü atıyor komünizm. Dolayısıyla işte bu komünizmle insanlığın mücadelesinde Hristiyanlarla Müslümanların aynı cephede yer aldığı bir zamanda. Ne diyor? İyi seviyelik şahsı manevisi, vahiy semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür. Komünizm göçtü mü? 90'larda. Duvarla, Berlin utanç duvarıyla göçtü. Birileri bu işi yaptı. Öyle de nasıl ki bu şahsı maneviler, yani Hristiyan ve Müslüman ittifakıyla bu oldu. Öyle de Hz. İsa Aleyhisselam İsevilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür. Yani Deccal'ın ölmesi ne demek? İnkar uluhiyet fikrini öldürecek. Allah'ı inkar fikri olan bu materyalizm ve komünizm fikrini öldürecek Hz. İsa Aleyhisselam. Evet, burada bu kadar açıklamış. Risale-i Nur'un başka yerlerinde bu mesele, yani Hz. İsa'nın nüzulü meselesi, Mehdi meseleleri detaylı anlatılıyor. Fakat biz hayat tabakalarından devam ediyoruz. Üçüncü tabaka İsa Aleyhisselam ve malum İdris Aleyhisselam'ın tabakasıydı. Dördüncü tabakaya hayat, dördüncü hayat katı. Dördüncü katta kim var? Şüheda hayatıdır. Şehitlerin bulunduğu hayat. Bu ara çok var değil mi oraya sevkiyat? Aşağı yukarı resmi açıklanan 45-50 bin civarı, gayri resmi en az 150-200 bin hükmen şehit, manevi şehit olan depremde vefat edenler bu dördüncü kata gidiyorlar. Şehitler mertebesi. Şüheda hayatıdır bu dördüncü kat. Nasıl Kur'an'da şühedanın, şehitlerin, ehli kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Yani normal vefat eden, berzahta olan kabir ehlinden bir farkları var bu şehitlerin. Evet, şüheda, şehitler, hayat-ı dünyeviyelerini tariki hakta feda ettikleri için, hak yolunda, cihatta hayatlarını bu şehitler feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, dünya hayatına benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Demek ki alemi berzahta onlara daha nezih bir hayat ikram ediyor Cenab-ı Hak. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Değil mi? Ayetle sabit. Onlara ölüler demeyiniz. Şehitler için. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Daha iyi bir hayat kavuştuklarını zannediyorlar. Daha iyi bir hayat yaşadıklarını zannediyorlar. Kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çenden ruhları bakidir. Normal vefat eden kabir ehlinin ruhları bakidir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Yani normal Azrail Aleyhisselam'la tanışarak bizzat öldüklerini bilerek o şekilde geçiyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Yani şehitlerin hayat mertebesinde aldıkları o yaşam lezzeti normal vefat edenlerden üstündür. Yani şehitler daha üstün. Normal vefat edenler biliyorlar öldüklerini, ona göre yaşıyorlar kabir aleminde. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir. Aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam bu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor. Hakiki lezzetiyle hakiki saadete mazhar olur.
İşte alemi berzahtaki emvat ve şühedanın, o berzah alemindeki normal vefat eden mevte mazhar olanlar ve şehitlerin hayatı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarzı hayata mazhariyetleri, işte bu şehitlerin bu öldüğünü bilmeden tam zevk alarak yaşadığını zannetme durumu ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Kesin. Hatta Seyyid-i Şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu anh, malum işte Uhud'da şehit olan Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza, şehitlerin piri diye bilinir değil mi? Seyyid-i Şüheda, şehitlerin başı. Mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakayı hayat tenvir ve ispat edilmiş. Demek ki yetiş ya Hamza diye bir müracaat geldiği takdirde Hazreti Hamza o çağıran işte başı daralan kişinin imdadına yetişiyor, dünyevi işlerini bile görüyor diyor. Yani biz de başımız sıkıştığı zaman Hazreti Hamza'yı rahatsız edebilir miyiz? Herhalde hayat memat meselesi olmadan çağrılmaz değil mi? Hatta ben kendim, Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra, bu Birinci Dünya Savaşı'ndaki işte o Rus cephesinde, benim yerime şehit olduktan sonra 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman, işte üstadın esir edilip de Sibirya'ya esir olarak gönderildiği zaman, mahalli defnini bilmediğim halde, yani vefat şehit olup da nereye gömüldüğünü, defnedildiğini bilmediğim halde, bence bir rüyayı sadıkada tahtel arz bir menzil suretinde kabrine girmişim. Yer altında onun kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. Şehitler hayat tabakasında. Yani 4. katta gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Ters. Yani o üstadı ölmüş biliyor. Halbuki kendi ölmüş, üstad yaşıyor. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'i rüya bazı şerait ve emaratla geçen hakikate bana şuhud derecesinde bir kanaat vermiştir. Demek ki şehitlerin mertebesi hakikaten çok onlara göre güzel bir yaşam katı. Beşinci tabakayı hayat. Şimdi bu yaşamın beşinci katında kim varmış? Ehli kuburun hayatı ruhanileridir. Yani normal vefat eden kabir ehlinin hayatı. Evet, mevt tebdili mekandır. Yani ölüm mekan değişikliğidir. Itlakı ruhtur. Ruhun serbest kalması, hür olmasıdır. Vazifeden terhistir. Şu hayattaki imtihandan, görevden, askerlikten terhistir. İdam ve adem ve fena değildir. Yani yok olma, kaybolma, sönme değildir. Hadsiz vakıatla ervah-ı evliyanın temessülleri, birçok evliyanın şu dünyevi hayatta birçok insana görünmesi ve ehli keşfe tezahürleri, ehli keşif olan evliyaullah'ta bu vefat eden velilerle görüşebiliyorlar. Ve sair ehli kuburun, diğer normal kabir ehlinin, vefat edenlerin yakazaten ve menamen, yani uyku halinde ve uyanıkken bizlere münasebetleri ve vaka mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o hayat, tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Yani çok hakikaten hepimizin başına gelmiştir. Vefat eden işte akrabalarımız, arkadaşlarımız da gece rüyalarımızda sadık rüyalarda görüşüyoruz. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Hatta işte yani varislerine diyelim, oğluna, çocuklarına temessül edip rüyasında ya benim falan adama borcum vardı, gidin şu borcumu ödeyin, bak burada rahat değilim
diye borcunu ödeten ehli kubur bile var yani, değil mi? Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Yani demek ki o ruhlar yok olmamışlar. Sadece mekan değiştirmişler, alemi berzahta yaşıyorlar. Beşinci katta. Zaten bekai ruha dair o 29. söz bu tabakayı hayatı delail-i katiye ile ispat etmiştir. İkinci sual, işte özellikle Hulusi abinin ve o ilk safhaya vel ağabeylerimizin sordukları Üstad Hazretlerine. İkinci sual, Furkan-ı Hakim'de, yani Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de hayatı da o yarattı. Ölümü de hayatı da o yarattı. Demek ölüm de hayatta yaratılmış. Mülk suresi tebarekede geçen bir ayet bu. Gibi ayetlerde mevt dahi hayat gibi mahluktur. Yani nasıl ki hayat bir yaratılmanın sonucu, bir iş sonucu oluşur, hayata girilir. Mevte mazhar olmak, ölmek de bir iş sonucudur, bir fiildir, bir mahluktur, yaratılmıştır. Hem bir nimettir diye ifham ediliyor, hem de ölüm bir nimettir. Mevt bir nimettir diye anlatılıyor. Halbuki zahiren mevt inhilaldir. Ama biz öyle görmüyoruz. Biz yaşayanın küt diye düşüp öldüğünü, yani hareketsiz kalıp ne diyorlar? Hayatını kaybetti, gitti diye biliyoruz. Biz öyle görüyoruz çünkü. Ademdir, tefessühtür. Hani sanki bir yok oluş, hayatın yok olması bir hayatın sönmesidir. Hadimül lezzattır. Yani bu ölüm lezzetlerin bitmesidir, hedim edilmesidir. Kesilmesi, tamam lezzet, nimet bitti, öldün. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? O zaman yani biz ölümü yok olmak, kaybolmak, işte sönmek, hayatın bitmesi olarak görüyoruz. Nasıl nimet olabiliyor, nasıl mahluk olabiliyor? El cevap, birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi, mevt vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur. Yani ölüm şu hayat görevinden bir terhis, bir paydostur. Yani işçinin mesainin bitmesi, çalışmanın bitmesidir. Bir tebdili mekandır, bir yer değişikliğidir, bir tahvili vücuttur, vücut değişikliğidir. Hayat-ı bakiyeye bir davettir. İşte baki hayatın başlangıcıdır. Çünkü bu fani hayatta mevte mazhar olmadan baki hayata geçemiyoruz. Bir mebdedir, bir başlangıçtır, bir son değildir. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddemesidir. Baki bir hayatın başlangıcıdır ölüm, mevt. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir. Nasıl ki bir ceninin yaratılması, işte anne karnında 9 ay 10 gün bir hayatı var anne karnında. Bir yaratma iledir bu, bir fiil ile oluyordur. Değil mi? Hepimiz belgesellerde nasıl olduğunu izliyoruz. Öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. Nasıl ki o cenin yaratılıyor, sonra doğum ile o zor ve sıkıntılı bir süreçten sonra şu dünya hayatına geliyor o yavru, o çocuk. Dolayısıyla mevte mazhar olan bir insanda aynı bir doğum gibi baki hayata geçiş yapıyor. Adeta o baki alemlere doğuyor ölüm ile. Çünkü en basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, yani en basit canlı dediğimiz, hayat sahibi dediğimiz bitkinin ölümü, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira nasıl bitkinin ölümü hayattan daha harika bir nimet gösteriyor? Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessühle çürümek ve dağılmakla göründüğü halde bir bitki tohuma geçip de sonbaharda çürüyüp tohum olarak toprağa katıldığı halde gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye
o toprak altında gayet düzenli o tohum etrafında, o toprakta bir kimyevi muamele ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye, birçok kimyasal ve fiziksel ameliyelerden geçiyor ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, yani toprak altındaki o tohumun kimyasal işte ekilme muamelesini gördükten sonra tohumluktan ölüyor, tohum halinden vefat ediyor. Fakat ne oluyor? Sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Ne oluyor? O tohum çatlıyor. İçinden bir filiz, bir sürgün çıkıyor ve muhteşem bir bitki, ağaç, neyin tohumuysa dünya yüzeyinde hayata daha muhteşem bir şekilde başlıyor. Demek çekirdeğin mevti, demek ki o çekirdeğin toprağın altında ölümü sümbülün mebdei hayatıdır. O bitkinin toprak üzerindeki muhteşem hayatının başlangıcıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için, yani o tohumun çatlayıp filizlenmesi onun ölümü, ama o bitki olarak muhteşem bir ağaç haline gelmesi aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Şimdi bir tohumdan muhteşem bir ağaca yükselmek bir iş değil midir? Bir faaliyet, bir yaratılış ile değil midir? Hem zihayat ve meyvelerin, bir başka örnek, yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri. Değil mi? Birçok bitkileri, hayvanları rızık olarak, gıda olarak yiyoruz, mideye gömüyoruz. Hayat-ı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan, işte midede hazım işlemi gördükten sonra insan değerinde, insan cesedinde görev alıyor o bitki ve hayvanların zerreleri. Makamları bitkilik ve hayvanlıktan insaniyet mertebesine çıkıyor. O mevt, o ölüm, yani o midedeki o bitkilerin ve hayvanların ölümleri, hazmedilmeleri onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilebilir. İşte o işlem, hazım işlemi olması için bir iş gerekiyor. Bir işlem gerekiyor ki ta insaniyet mertebesine yükselebilsin bu rızıklar, gıdalar. İşte en edna tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, yani en basit olan bir canlı olan bitkinin ölümü böyle mahluk. Yani bir yaratılış sonucu hikmetli ve intizamlı olsa, yani onun da bir düzeni, bir mükemmelliği, bir fiili, bir işi olsa, tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt. İşte insan da vefat ettiği zaman onunla başına gelen bu ölüm hadisesi, elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi. Nasıl ki tohumu toprağın altına koyup ekim zamanı ekiyoruz, baharda muhteşem bir ağaç olarak çıkıyor. Yer altına giren bir insanda, demek ki mezarlığa ekilen bir insan da alemi berzahta elbette bir hayat-ı bakiye sümbülü verecektir. O baki hayatta bir sonucu, bir neticesi olacaktır. Ama mevt nimet olduğunun ciheti ise çok vücuhundan dört veçine işaret ederiz. Yani bu ölüm nasıl nimet oluyor? Dört yönü var. Birincisi, ağırlaşmış olan vazife-i hayattan ve tekalif-i hayatiyeden azat edip, işte özellikle bu işte 50'nin, 60'ın, 70'in üzerindeki arkadaşlar için hakikaten yaşamak artık bayağı bir sıkıntı haline gelmeye başlıyor. %99 ahbabına kavuşmak için, çoğu akrabaları ve sevdikleri öbür tarafta ya, onlara kavuşmak için alemi berzahta bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. Söylüyoruz, yaş 60'ı geçti, 65'e dayandık. Köye, akrabaları ziyarete gittiğimizde köyün aşağısında kimse kalmadı. Hepsi mezarlıkta. Anam orada, babam orada, abim orada, kayınvalide orada, dayılarım orada, yengelerim orada. Allah Allah. Yani 60'ından sonra bile çoğu emsal
kabir alemine geçmişler. Hayatta pek kimse kalmamış. Yani insan istemez mi? Bütün o işte akrabalarını, anasını, babasını, sevdiklerini. En başta en çok sevdiğimiz Resulullah Efendimiz öbür tarafta. Bütün Evliyaullah orada, üstadımız orada, bütün abilerimiz orada. Dolayısıyla oraya gitmek hakikaten aşk ile istenir bir hal. İkincisi, dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya hayatından çıkıp, değil mi? Dar, sıkıntılı, zelzeleli. Hele bir de o enkaz altında kalan depremzedeleri bir düşünün. Dar, kabir gibi. Yani ölmekle çıkmak arasında tereddütlü çıkabilen işte yaşıyor. Çıkamayan Allah rahmet eylesin. Şehiden gidiyor. Demek ki zelzeleli dünya zindanından çıkıp vüsatli, sürurlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle Mahbub-u Baki'nin daire-i rahmetine girmektir. Ya deprem Güneydoğu'da oldu. İstanbullular korkuyor. Tekirdağlılar korkuyor. Acaba bizim bina sağlam mı? Ya bir test ettirelim. İstanbul boşalmaya başlamış. Taşınıyorlar. Ev arıyorlar. Sağlam yerleri arıyorlar. Göç ediyorlar. Memlekete, köylere. Allah Allah. Ne kadar enteresan bir şey. Cenab-ı Hak Güneydoğu'ya vurdu. Sesi nereden geliyor? Enteresan. Demek ki şu dünya pek güvenilir bir yer değil hakikaten. En sağlam, güvenilir yer ahiret hayatı. Evet, üçüncüsü, ihtiyarlık gibi şerait hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki, işte yaşlılık gibi yaşam şartlarını ağırlaştıran pek çok sebep vardır ki, mevti hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela, sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber, ceddin cetleri, dedelerinin dedeleri, sefaleti halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı, 10 kuşak dede, senin evde, bakıma muhtaç ve bakmak zorundasın. Hayat ne kadar nikmet, yani hayat artık nimetlikten nikmetliğe, azaba döner. Mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektir. Ölümün de ne kadar güzel bir nimet olduğunu bilecektir. Hem mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin kışın şedaidi içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Değil mi? Bazen kışın evde bir tane kara sinek kalmış garibim, yazdan kalma. Ne kaçabiliyor, ne uçabiliyor, ne yürüyebiliyor, ne yiyebiliyor. Hakikaten çok sıkıntılı. Cenab-ı Hak işte rahmetiyle sonbaharda hepsini alıyor. Kışın toprak altında, yumurtalarda, işte şeylerde, kozalaklarda bırakıyor. Ertesi bahar tekrar diriltiyor, yaşatıyor. Dördüncüsü, nevm, yani uyku, nasıl ki bir rahat, bir rahmet ve bir istirahattır uyumak. Hususan musibet zedeler, musibete uğrayanlar, yaralılar, hastalar için. Öyle de nevmin küçük kardeşi olan mevt dahi, nevmin büyük kardeşi olan. Uykunun büyük kardeşi mevt, ölüm. Musibet zedelere ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Demek ki hakikaten nasıl ki işte uyku vasıtasıyla, ölümün küçük kardeşi vasıtasıyla musibet zedeler bir nebze rahatlıyorlar. Dolayısıyla tam rahatlamak için ölmek gerekiyor yani. Ama ehli dalalet için, bu müminler içindi. Ehli dalalet için, inkar edenler için, müteaddit sözlerde kat'i ispat edildiği gibi, mevt dahi hayat gibi nikmet içinde nikmet, azap içinde azaptır inkarcılar için. Ölüm cehenneme bir adım daha atmak demektir. O bahisten hariçtir. O konu ayrı bir konu. Evet, yine Üstad Hazretlerine bu ağabeylerimiz sorular sormuşlar. Bir sualde onu okuyalım. Üçüncü sualiniz, bu 12. mektuptan bir sual. Cenab-ı Hak musibetleri veriyor, belalarını musallat ediyor, değil mi? Bu deprem dolayısıyla, bu belalardan dolayı hakikaten merhamet tarafımız bayağı darbe alıyor. Hususan masumlara, yani hiç günahsızlara, hatta hayvanlara bu zulüm değil mi?
Yani şimdi hakikaten en büyük sorulardan biri bu. Ya o depremde yüzlerce, binlerce masum telef oldu, rahmetli oldu. Hayvanlar telef oldu. Bu zulüm değil mi? Zahiren. El cevap, haşa, mülk onundur. Yani bütün mahlukat, bütün dünya, bütün kainat Allah'ın mülküdür. Mülk onundur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Yani mal mülk onun olunca işte mal sahibi mülkünde istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Hem acaba sanatkar bir zat bir ücret mukabilinde seni bir model yapıp gayet sanatkârane yaptığı murassa bir libası sana giydiriyor. Bir modellik yaptırıyor sana, bir mahir sanatkar terzi. Hünerini, maharetini göstermek için kızaltıyor, uzaltıyor, biçiyor, kesiyor, seni oturtuyor, kaldırıyor. Sen ona diyebilir misin ki, beni güzelleştiren elbiseyi çirkinleştirdin. Bana oturtup kaldırmakla zahmet verdin. Elbette diyemezsin. Dersen divanelik edersin. Aynen öyle de. Sani Zülcelal, göz, kulak, lisan gibi duygularla murassa, gayet sanatkârane bir vücudu sana giydirmiş. Yani biz bu vücudu nereden aldık? Hangi hak ile aldık? Nerede çalıştık? Karşılığında ne verdik de bu vücudu aldık? Hiç. Allah yekten verdi, yarattı. Mütenevvi esmasının nakışlarını göstermek için seni hasta eder, müptela eder, aç eder, tok eder, susuz eder. Bu gibi ahvalde yuvarlatır. Mahiyeti, hayatiyeyi kuvvetleştirmek, o hayatı güçlendirmek, yaşamı güçlendirmek ve cilve-i esmasını göstermek için isimlerinin de farklı tecellilerini senin üzerinde gösterebilmek için seni böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Halden hale sokuyor. Sen eğer dersen beni ne için bu mesaibe müptela ediyorsun? Niye bu musibetleri, belaları bana veriyorsun? Temsilde işaret edildiği gibi 100 hikmet seni susturacak. Zaten sükun ve sükunet, yani durağanlık, hareketsizlik, atalet, yeknesaklık, tek düzelik, hareketsiz durma, tevakkuf, duruş halinde bulunma bir nevi ademdir, zarardır. Yani hareket yoksa yoklukla varlık arası farkı yoktur. Hareket ve tebeddül vücuttur, hayırdır. Yani nerede hareket, orada bereket denir ya. Nerede bir hareket, bir değişim var, orada bir varlık, bir hayır var. Hayat harekatla kemalatını bulur. Hayat, şu yaşam dediğimiz, canlılık dediğimiz şey hareket ile mükemmelliğini bulabiliyor. Beliyat vasıtasıyla terakki eder. Şu yaşam belalar vasıtasıyla gelişir, yükselir. Hayat cilve-i esma ile Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinin tecellileri ile muhtelif harekata mazhar olur. Çok hareketlere mazhar olur. Tasaffi eder, kuvvet bulur. Yani hayat saflaşarak güçlenir, inkişaf eder, gelişir, inbisat eder, yayılır, genişlenir. Kendi mukadderatını yazmasına, adeta kendi hayat macerasını yazmaya müteahhit bir kalem olur. Adeta senin vücudun hayat maceranı yazmanın bir kalemi şekline dönüşür o hareketiyle. Vazifesini ifa eder, ücret-i uhreviyeye kesbi istihkak eder. Ahiretteki de ebedi cennet hayatını kazanmaya vesile olur, hak sahibi olur. Cenab-ı Hak bu ilahi ikazlardan, musibetlerden, belalardan gerekli olan dersleri alıp, aklımızı başımıza alıp ona göre davranmayı inşallah bizlere nasip ve müyesser eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahim elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için el Fatiha.